Namazı neden kılıyoruz? Aa, çakmak bitti. Bir dakika, burada durdurayım. Namazın içeriğiyle ilgili 3 ayet daha var. Daha var da, tabii ki daha var. Ben hepsini okumadım ama bunlar yeterli zaten. Onlar da şunlar. Namaz, Taha 14. Hiç kuşkulanma ki ben Allah'ım. İlah yoktur benden başka. O halde bana ibadet et ve namazını beni hatırlayıp anmak için yerine getir. Bu da namazın amacı budur. Ve doğru, sahiden de namaz sahiden insanı disipline ediyor. Belirli vakitlerde kılıyorsun ve Allah ile arandaki irtibatı koruyorsun. Bu açıdan çok önemli. Ve der ki Ankebut 46'da namazı dua yerine getir. Çünkü namaz ve dua çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Bu iki manaya gelir. Birincisi, hani esprisi olan namaz zaten sen kötülüklerden uzak durursan o zaman makuldür. Değil mi? Ve bir de tamam, şimdi pozitivist bir çağda yaşıyoruz falan filan ama ben hayatımda da bunu gördüm. Sahiden de evet, namaz insanı kötülüklerden koruyor. Gerçekten yemin ederim, ben kendi hayatımda bunu gördüm. Müminin 2. Namazlarında, dualarında huşu sahipleridir onlar. Buradan da önemli olan namazda olan yalap şaplık değil, namazı yalap şap kılmak değil. Önemli olan namazda hissettiğimiz huşudur. Rekat sayısı falan Kur'an'da geçmez. Huşusu önemli. Teravih namazı kılıyorlar. 8556 rekat. İnsanda konsantrasyon bu kadar, kalanı helal olsun. Huşuyla kılınmış bir rekat namaz varken ne gerek var öyle şey? Şimdi son olarak vakit konusuna gireceğim birazdan. Ondan önce, şimdi mezhepler olmadan namaz kılınamaz diyorlar ya ki, mezhep dediğin şeylerin de helali haramı farklıdır. Allah birse Allah'ın helali de birdir, haramı da birdir. Bu apayrı bir olay. Mezhep diye yumuşatmaya da gerek yok. Mezhepler yeni dinlerdir. Tamam mı? Yeni dinlerdir onlar. Hani biz böyle konuşunca, bak Kur'an'daki namazı anlatınca ben adım reformiste çıkacak. Çıktı zaten. Öyle diyorlar ya. Ha, bunlar sanki reform değil. Peygamberden 200 yıl sonra yaşamış Buharilerin, o 6 hadisçinin derlediği hadislere göre sen yeni şeyler uydur. Zamanındaki ulemanın, alimin çoğuldur ulema. Onların, o adamların kuralları, getirdiği kuralları belli. Helal et, helal kabul et, haram kabul et. Yeni kuralları İslam'mış gibi kabul et. Ha, o reform olmuyor değil mi? Ha. O dine ekleme olmuyor. Bidat dine içinde yüzün. Sonra Kur'an'a çağıran adamlara siz İslam'ı bozuyorsunuz, reformu yapıyorsunuz de.